İstanbul Boğazı'nı. İstanbul Boğazı'nı. Evet. Gezmek istiyorsunuz. Beyoğlu'nu, Taksim'i. Nereyi bir daha söyle bakalım. Beyoğlu'nu, Taksim'i. Oo, Fatma, açılın, Fatma teyze geliyor. İstanbul'u karış karış gezecek, görecek Fatma teyze. Ama eşimle. Böyle söylemişti 70 yaşındaki görme engelli Fatma teyze. Hatırlar mısınız hikayesini? 10 gün önce ekrana getirmiştik. 70 yaşındaki Fatma Bayram. 70 yaşına kadar hiç görmedi. Görme engelli dünyaya geldi. Fatma teyze 10 gün önce kornea nakli oldu. Bir gözü görmeye başladı. Hayat bu ya, 70'inden sonra bu dünyayı gördüm. Fatma teyzeye sormuştum. Fatma teyze, en çok neyi merak ediyorsun, neyi görmek istersin demiştim. O da Beyoğlu'nu, Taksim'i, Boğaz'ı, aslında her şeyi görmek isterim demişti. Biz bugün Fatma teyzenin Çekmeköy'deki evine geldik ve aslında onu gezdirmek için buraya geldik. Şimdi Fatma teyzenin kapısını çalacağım. Bakalım hazır mı? Ne hissedecek? Beraber tanıklık edeceğiz. Fatma teyze! Hoş Fatma teyzeciğim, merhaba. Merhaba. Seni gezmeye götüreceğiz. Hazırım. Sen şimdi beni görüyor musun? Seni görüyorum. Çok rahatladım, dolaşıyordum, döküyordum. Yani önceden tabii değil mi, eşyaları düşürüyordun. Düşüyordum Şuralardan tutup geziyordum. Allah'a şükür öyle tutup gezmiyorum yani. Oh. O zaman hadi çıkalım yavaştan. İlk istikamet İstanbul Boğazı. Fatma teyze bak, burası İstanbul Boğazı. Güzellik hissediyorum. Çok büyüleyici değil mi? Evet. Duyardım. Eşidirdim ama bilmezdim yani. İkinci durağımızsa Fatma Bayram'ın en çok merak ettiği yer Taksim. Fatma teyze İstiklal Caddesi'ne girer girmez müzisyenlerin yanına gitti, dans etti. Harikasın Fatma teyze. Fatma teyzeciğim, İstiklal Caddesi'ni nasıl buldun? Güzel buldum. Peki kestane simit yesek mi acaba? Ha, nasıl olur? Yeriz, çok güzel olur. Çok teşekkürler. O sıcak sıcak Fatma. Nasıl şimdi? Bak tek başına yürüyor Rafet amcam. Önceden bozalardı, şimdi yürüyor, güzel yürüyor. Taksim turumuza Hüseyin Benli de eşlik ediyor. Hüseyin Benli kim? Hemen söyleyeyim. Sancaktepe İtibar Araştırma Hastanesi organ nakil koordinatörü. Aslında Fatma teyzenin kornea nakli olmasına yardımcı olan, o korneayı bulan kişi. Biz istiyoruz ki herkes organ bağışı yapsın. Toprak olmasın, can olsun istiyoruz. Güzel bir çay da içelim. Çaylarımızı içtik. Fatma teyze, senin sayende biz de şöyle bir Taksim havası almış olduk. Ben de nereden gelecektim, nerede görecektim, nasıl bilecektim? Çok güzel oldu benim için. Fatma teyze son bir hayalinin olduğunu söylüyor ağlayarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeyi çok isterim diyor. Nasıl, yaşlı mı Cumhurbaşkanı? Yüzünü bir görsem, kendini görmek çok isterim. O konuşurken ben çok duygulanırdım. Bundan sonra her günün çok güzel geçsin. İnşallah.